günaydın. Pancarın ve dolayısıyla şekerin stratejik bir ürün olduğunu biliyorsunuzdur. Evet. Yani bu millet biliyorsunuz Ulusal Kurtuluş Savaşı'na verdi. Ve o dönemde Mustafa Kemal Atatürk şekerin ne kadar önemli olduğunu, stratejik bir ürün olduğunu gördü. Ve akabinde zaten savaş sonrasında Cumhuriyeti kurdu 1923'te. Ve hemen 3 yıl sonra da Alpulu Şeker Fabrikası'nı kurdu. Neden? Çünkü askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz o savaşta zayıf düşmüştü. Şeker eksikliği olduğu için. Dolayısıyla bunu Mustafa Kemal gerçekten çok net şekilde tespit etti. Ve bu fabrikayı Alpulu'dan itibaren kurarak ve sonrasında da malum 33 şeker fabrikasına dönüştü. Şimdi bu konuda sizi de tanıyalım teyzeciğim. Adım Adiye Sevik. Genç doyadınız var. Şimdi bu strateji dedik, şeker dedik, Mustafa Kemal dedik ve duyduk ki siz bu ulusal çıkarlar konusunda bu ülkenin bu verimli topraklarının geleceği adına verilen savaşlar noktasında o heyecanımızı topluma da aksettirebilmemiz noktasında bu uğurda şiirler okuyormuşsunuz. Sizden rica etsek böyle bir şiir İstiklal Memnuniyetle. Rica edebilir miyiz? Tamam. İstiklal Savaşı'nda ağlamaktan gözleri kızarmıştı akları. Büyük yaz karartmıştı kırmızı bayrakları. Boyunlar bükülmüştü, başlar durmuyordu dik. Kendi vatanımızda vatansızlar gibiydik. Ana yurda dört yandan saldırmıştı düşmanlar. Onun büyük derdini Türk olmayan ne anlar? Halife onlarla bir, sultan onlarla birlik. Barışlar ediyor düşmana habercilik. O günlerde bir ünlü ayak bastı Samsun'a. Yürüdü arkasından umutlar suna suna. O günlerde bir ünlü 15 milyon Türk'ün nabzı vardı nabzında. 15 milyon Türk birleşip bir tek olmuş. Yıkılan memlekete kolları destek olmuş. O kimdir? Bakışları deniz kadar yumuşak, saçı güneşi emmiş bir demet altın başak. O bütün dünyanın saydığı başkomutan, demir ağlarla ördü ana yurdu dört yandan. Türk'üz, cumhuriyetin göğsümüz, Türk ileri, Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri. Tamam. Çok teşekkür ederim. İnsan gururları yağlayacağı çıkıyor. Gerçekten tebrik ediyorum. Sağ olun. Ağzına sağlık. İlkokuldan daha bunlar. Bravo. Sorması ayıp ama kaç yaşındasın? 77. Maşallah. Maşallah. Kutluyorum.